Mallarım, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bu saat oldu, ben daha yeni açıyorum. Ne saat oldu? Saat 17:58, 6'ya geliyor. Kamerayı yeni aldım elime. Çünkü fırsat bulamadım canlarım. Bir an önce yapmak, bitirmek istedim. Mutfakta işlerim vardı. Ekmeklikle falan o işleri hallettim. Video çekemedim. Dediğim gibi şimdi açtım. Çınar'ın dolabını da hallettim bugün arkadaşlar. Üstüne, İçini dışını güzelce cifledim, sildim. Şu kapaklarını çok fazla önemsemedim. Onları biraz daha yerleştirirken tekrardan sileceğim dışını. Böyle ayıcıkları zaten diğer evdeyken yıkamıştım, temizlemiştim, öyle getirmiştim. Bunları da güzelce üzerine yerleştirdim. Hemen şimdi içini göstereceğim sizlere. Şu kısmı açtığımda canlar hemen şurada, şöyle aşağıya kadar kazakları var. İnce kalın kazakları var arkadaşlar. Onlar okula giderken giydiriyorum. Yani dışarıda giymiş oldukları. Ön kısma da şu kadarcık bir tişört ayırdım. Yani biliyorsunuz havalar malum şu anda tişört giydiği için yazlıklarını kaldırdım, hurçladım. Onları bazanın altına koyacağım çınarı. Tekrar tekrar çıkarmak istemediğim için böyle bu kadar ayırdım. Hemen şu alt kısma geçtiğimizde ise burada da yine dışarıda giymiş olduğu eşofman altlar var. Yıkanacaklar da var arkadaşlar. Onlar da geldikten sonra biraz daha şöyle dolacak ama keşke böyle kalsa daha iyi. Bir altı geçtiğimizde ise şu tarafta evde giymiş olduğu eşofmanları ayırdım. Biraz daha böyle hani yıpranmışları evde giydireyim dedim arkadaşlar. Hemen o yanındakiler de üst evde giymiş oldu, giyecek olduğu üstler. En alt tarafa da kot pantolonlarını koydum ve pijama takımlarını koydum. Büyük yerini açtığımızda ise burada da arkadaşlar askılıkları var. Yani işte kabanıdır. Kalın kabanı, ince yelekleri, hırkaları, gömlekleri. Bu şekilde burayı da böyle değerlendirdim. Böyle astım hepsini. Burası şu an boş ama genelde buraya okul çantasını koyuyorum. İlk çekmecesini açtım. İlk çekmecesinde burada atletleri var. Burada da alt baksırları var. Burada da yine atkısıyla takım şapkasını koydum. Burada da yine şapkası, atkısı, eldiveni. Bu şekilde düzenledim burayı da. Bu alt çekmecede arkadaşlar tamamen çorap çekmecesi yaptım. Bu şekilde tamamen çorapları var. Şimdi ise şu hurcun içinde çarşaflar var. Bunlar hazır yıkanmıştı ama 2 gündür ağzı açık duruyor. Bakacağım, çırpacağım, çırpacağım. Eğer toz olduysa o şekilde katlayacağım, yerleştireceğim dolaba. Ama öncelikle şu oyuncakları toparlayacağım yerden. Onlardan kurtulacağım, ayıracağım. Sonra şu tarafa döndüğümüzde ise şu hiç açılmayacak arkadaşlar. Salonda yastık kılıflarını biliyorsunuz yıkadım, takmıştım, hazırlamıştım. Bunu direkt salona götüreceğim bu şekilde. Salon döşendikten sonra çünkü yastıklar konulacak. Şunlar yıkananlar. Bunları güzelce katlayacağım, kaldıracağım. Şu an çok karışık duruyor. Ama dediğim gibi önce oyuncakları halledeceğim. Ondan sonra şunları ayağımın altından kaldıracağım. Sonra da arkadaşlar şu dolabı güzelce bir cipleyeceğim. Çünkü bu dolabı diğer evde ocak dolabı olarak kullanıyordum. Ocağın altında kullandığım için bu bayağı bir beni uğraştıracak. Bayağı bir cipleyeceğim ben bunu. Güzel bir şekilde temizleyeceğim. Şunlar da böyle sepet. Bunlar ister sebzelik tarzında olabiliyor kat kat. İsterseniz tek tek kullanabiliyorsunuz. Bilmiyorum ama şunun altında raf olmadığı için iki kat iki kat şöyle yan yana dizip alt tarafa o şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Şunların işte şu dosyalardır, kitaplardır, hikaye kitaplardır. Onları düzenleyeceğim. Belki onları çekmeceye koyarım. Onların içine farklı bir şey koyarım. Bilmiyorum. Dursun da şimdi dolmasa bile ileri dönük zaten illaki koyulacak bir şey bulunur. Böyle. Hadi bakalım, bana kolay gelsin. Oyuncaklarını hallettim arkadaşlar. Bu şekilde bunu kullanacağım. Bölme bölme oldu. Hani daha derli toplu durduğunu düşünüyorum. Sizce nasıl olmuş? Böyle mesela bu şekilde küçük arabaları, robotları, Bak, işte bir tane büyük robot traktörleri. arkadaşlar koymadım. Bu da robot diye şöyle Böyle. sattım. Şimdi ben de buraya malzeme getirdim. Çekleyeceğim, burayı halledeceğim.
altına bu şekilde yapışkanlı kağıt veya işte farklı bir şey kullanırsanız diğer geçtiğiniz evde veya farklı bir zamanda buzdolabı başka bir odada kullanmak istediğinizde çok fazla sıkıntı olmuyor. Dışını ciltledim, şimdi sildikten sonra zaten sizlere göstereceğim. Pırıl pırıl olacak, çok temiz olacak. İçini de böyle yapışkanlı folyolarını söküyorum. Şu an bir parçası kaldı. Çok da kolay bir şekilde sökülüyor. Hiçbir sıkıntı yaratmıyor bana. Şu an hemen uç kısımdakini sökeceğim. Daha sonra içini de ciltleyeceğim. Ondan sonra üzerine de iki kat silerim arkadaşlar. Mis gibi dolap. Arkadaşlar hemen şöyle gösteriyorum. Dolap gerçekten çok kirliymiş de ama pırıl pırıl oldu. Kaç kat ciltledim canlar. Kaç kat da üzerinden duruladım. Şöyle göstereyim dolabı. Dolap bayağı güzelmiş ha. Çınar'ın odasına da gayet uyumlu oldu. Yalnız sizlere bir şey soracağım. Kapaklarını ve çekmecesini şu an elimde yapışkanlı kağıt var. Beyaz çiçekli gibi olan var ya. Onunla sizce kaplayayım yoksa orijinalliğini bozmayayım, bu şekilde mi kalsın? Parkeyle de bayağı bir uyumlu oldu bence. Gardırobu zaten sırf beyaz. Budun kenarları beyaz, içi beyaz ama kapakları bu şekilde. Böyle ayaklı yine. Gardırobuyla ayakları aynıymış, takım oldu. İçini de göstereyim hemen. Şu şekilde. Kusura bakmayın, flaşla gösteriyorum arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar, pırıl pırıl oldu. Şimdi artık bunun içini döşeyeceğim. Oyuncağını da şöyle koydum. Hemen yanına ders masasını açıyorum şu an. Onu koyacağım, bakalım nasıl olacak. Şöyle oldu arkadaşlar. Bence çok tatlı oldu. Anlatsam. Beğendin mi annem? Evet. Çok güzel oldu. Ben bilerek böyle küçük kullanışlı bir şey aldım. Zaten bunu bir sene kullanır. Belki seneye de kullanır. Sonra ikinci sınıfa geçtiğinde güzel büyük bir ders masası alırız sığmadığı zaman da. Oyuncak da böyle bence gayet düzenli ve güzel oldu. Sizce nasıl oldu? Yorumları yazın. Şurada da Legoları var arkadaşlar. Aslında burada yer var. Bunu da buraya koyabilirim. Şöyle burası zaten oyuncak bölüm olacak ama Legoları kaldırmayı düşünüyorum. Onu her zaman oynamıyor çünkü. Onu dolaba kaldıracağım efendim. Ama şunu şurada kaldırayım. Ama şunu buraya koyayım. Kaldıracağım anneciğim, kaldıracağım. Arkadaşlar düzenledim. Hemen göstereceğim size. Şu Çınar'ın bugünkü ödevi, onu karıştırmayayım dedim. Çekmecesine hikaye kitaplarını koydum. Masallarını koydum arkadaşlar. Burada çok güzel masalları var. Hikaye kitapları var. Böyle burada küçükleri buraya koydum. Büyükleri de alta koydum. Şurada tabletini koydum arkadaşlar. Burada sulu boyası var. Şurada kalem kutusu var. Saati var. Dedim ya, Çınar'ın çok işine yaradı bu dolap. Burayı da arkadaşlar hemen arkaya şu blokları koydum. Şu kenara puzzle'ın bu altlar oluyor ya. Onu koydum. Sonra bu çantaya da arkadaşlar içinde hepsi puzzle'ları var. Şöyle göstereyim. Yapbozları, puzzle'ları var. Yani benim bir tane de Belkent bakım vardı ya. Şurada da bunu yeni almıştık zaten. Çok seviyor Çınar yapmayı arkadaşlar. Çok da güzel yapıyor. Burada da işte dosyaları var. Ödev dosyaları, resim defteri ve şurada da boyama kitapları var. Buraya bir raf yaptırmayı düşünüyorum ama şu anlık yaptırmadığım için bu şekilde düzenledim. Gösterdim anneciğim. Burası tamamdır. Hatta şu ödevini yaparsın oğlum da. Yarın yapılmazsa, burası bugün karışık. Şöyle koyalım. Orada çok şey unuttum ben ya, şey yapacağını. Arkadaşlar Çınar'ın odasını baya baya bitirdim. Yani bir buranın süpürüp silinip camını da sileceğim tekrardan. Kapının da tozunu alacağım. Sonra yere süpüreceğim, sileceğim arkadaşlar. Halısını serip yayacağım. Kapatacağım. Zaten buranın küçücük bir halısı var Çınar'ın. Böyle yıkanabilir ama çok küçük. Yani şöyle bir şey olacak. Emanet Hanım'ı sereceğim. Çınar'ın odasına halı alınacak. Şu pufu son anda şu köşeye geçirdim. Bence orada daha güzel durdu gibi geldi. Ya orada böyle bir köşede puf, bir de burada oyuncakları dursun istedim. Şu kısmı da arkadaşlar. Burası zaten gardırobu. Hemen yanına ders masası. Şöyle yatağı. Bu şekilde oldu. Çınar'ın odası çok büyük arkadaşlar. Gerçekten çok büyük. Çınar'ın da zaten odasında çok büyük bir yatağı, çok büyük bir gardırobu yok. Yani klasik bir çocuğa yatabilecek kadar bir gardırop, bir yatağı vardı. Hatta şunların ikisi yoktu bile yani odasında.
Sadece şu puf vardı, şu da yoktu. Bunun yerine oyuncak sepeti vardı. O benim çamaşır selemdi zaten. Ben onun çınarı oyuncak sepeti yapmıştım. Diğer çamaşır selam kırıldı. O yüzden Çınar'ın oyuncaklarını ondan boşalttım. Onu çamaşır sedesi olarak kullanacağım. Çınar'ın da oyuncakları böyle daha derli toplu oldu. Çok fazla oyuncak attım arkadaşlar. Çok fazla. Oynamadığı oyuncakların çoğunu attım. Bazanın altında da hemen bazanın altında göstereyim Çınar'ın gelmişken buraya. Neresinden istediği gibi serdim. Şimdi arkadaşlar şöyle vakumlu uçlar da var. Vakumlu uçlar beni çok derledi, topladı. Çok işime yaradı. Böyle işte Çınar'ın bebeklik kıyafetleridir. İşte küçülenleri, kullanmadıkları. Zaten bunların birçoğunu veriyorum ama birçoğu da duruyor. Ya şimdi açmaya kalksam aslında onu müsait bir anda yapacağım. Bayağı bunların hepsini vereceğim neredeyse. Ben verecektim ama annem verdirtmedi. Ya işte dursun, şu da güzelmiş, bu da güzelmiş dedi. Yoksa yani rahat şunların ikisi olmazdı burada. Onu müsait bir zamanda arkadaşlar artık şu temizliğim falan bitsin yerleşeyim de. Müsait bir zamanda yaparım. Şunun için de sadece yazlıklarını ayırdım. Tişörtlerini, şortlarını. Bu hurç da çok büyük bir hurç. Yani çok büyük derken şu bazayı alabilecek kadar bir hurç. İçinde de az eşya olduğu için şöyle birazcık daha böyle dolayıp küçülttüm arkadaşlar. Vakumlu hurcum kalmadı. Şurada da işte Çınar'ın kullanmadığı yastık. Şu da arabamızın koltuk, sırt koltuğuydu. Çınar için kullanıyorduk. Onu da atmayayım dedim. Dursun dedim. Ay. Yani halı da bu. Hatta şöyle temizliği gerçi yer ama. Hadi çırparız. Şöyle bir deneyeyim, çok merak ettim. Serdim arkadaşlar, bu şekilde oluyor. Ya zaten yerler parke. Sıcak, bayağı sıcak oluyor. Ama tabii küçük oldu. Ben buraya çok büyük bir şey de istemiyorum. Zaten 3 metrekare kadar bir çocuk odası alası istiyorum. Dediğim gibi şimdilik sererim. Tabii şimdi kaldıracağım. Çınar'ın perdesi de böyle oldu arkadaşlar. Diğer odanın storu çok güzel olmuştu. Tam yerinde, tam ölçüsünde oldu ama Çınar'ın storu yani birazcık küçük gibi. Yani aslında şöyle söyleyeyim, camı kapatıyor. Cam kenarlarını da kapatıyor. Pinepeni de kapatıyor. Ama kenarlarında aslında 4 parmak kadar ya da 3 parmak kadar dışında olması gerekiyor. Normal olanı o. Ama ne yazık ki olmadı, böyle oldu. Yine bunu da ileriye dönük arkadaşlar değiştireceğiz. Yapacak bir şey yok. Çınar yattı, uyudu. Yatak odasına yattı. Ben de arkadaşlar bir kahve yaptım. Bir kahve içeceğim. Ondan sonra ben işlere devam edeceğim. Bugün bayağı bir geceye kadar iş yapmak istiyorum. Yani enerjim var mı? Yok. Ama yarın evi süpürüp silip artık hallarını sermek istiyorum. Planım bu. Yani bunu yapmadığım sürece de bu evin ne pisliği biter, ne işi biter arkadaşlar. Aslında çok da iş var. Daha vitrinler döşenecek. Bugün yapamadım onları. Çınar'ın odası beni çok fazla oyaladı. Oradaki ocak dolabı olsun, gardırobu olsun, kıyafetler olsun. Biliyordunuz değil mi Çınar'ın odasının yerlerde ne kadar çok kıyafet olduğunu, ne kadar çok eşya olduğunu biliyorsunuz. Yani gördünüz. O yüzden orası beni çok oyaladı. Sonra Yakup bugün tuvaletin musluklarını falan tamir etti. Su falan bastı orayı. Orada çok oyalandım ben. O çok vaktimi aldı benim. Tabii yardım ediyorum çünkü çağırıyor sürekli. Şunu tut, bunu bük falan derken. Sonra işte bugün ne işler yaptım? Başka ekmeklik dolabını sildim, güzelce cifledim, onu yerleştirdim. O kalan mutfakta koliler vardı arkadaşlar. Onları yerleştirdim, onları boşalttım. Mutfakla alakalı hiçbir şey kalmadı. Sadece mutfağa küçük beyaz bir çöp kovası alacağım. Tezgahın üzerine küçük alacağım ama orta boy şöyle. Çünkü dolaba takmalı çöp kovası istemiyorum arkadaşlar. Bana çok engel oluyor. Tam lavabonun önünde olduğu için çalışamıyorum. Engel oluyor. Diğer dolaba takmaya çalıştım. Olmuyor. Oraya girmiyor. O yüzden diğer evimde çok rahat kullanıyordum. Çünkü tam lavabomun dolabının üstüne değildi. Burada tam lavabo dolabında olduğu için bana engelledi beni. Konuşamıyorum artık. O yüzden oraya beyaz bir çöp kovası alacağım. Arkadaşlar yorumlara gelirken bazen bildirim şeklinde geliyor, bazen de bildirim şeklinde gelmiyor. Anca özel olarak açıp okursam okuyabiliyorum. Şimdi birkaç bir şey söylemek istiyorum ben.
birkaç arkadaş kapımın önündeki ayakkabılığa ve çöp kutusuna çok fazla takmış durumda. Şöyle söyleyeyim. Ayakkabılığın içeride olmuş olan, yani ayakkabılık niyetine yapılan dolabı kiler dolabı olarak kullanmak zorundayım şu an. Çünkü dolaplarda sıkıntı yaşıyorum. Diğer evimde çok büyük bir kiler dolabım vardı ama buradaki mutfakta kiler dolabı yok arkadaşlar. Normal olan dolapları da anca tencerem, tabağım anca sığdı. Kiler dolabı ben önce almak istedim. Büyük, bu A101'e gelenler veya internette satılanlar, biliyorsunuz değil mi? Ondan alacaktım arkadaşlar, sipariş verecektim. Balkona cam yaptırdık. Balkon camı açılma yeri karşı duvar olduğu için eğer oraya dolap alırsam camları açamayacağım. Öyle bir terslik oldu. Çok kötü bir terslik oldu. Ben zannediyordum ki hani bu tarafa açılır camlar. Hayır, öyle olmuyormuş. Bu tarafa açılması gerekiyormuş. O yüzden benim oraya dolap alıp da balkona koymam iptal oldu. Sonra arkadaşlar ne yapsam ne yapsam ne yapsam diye düşünürken, mutfak dolaplarına sığdırmaya çalışırken diyorum ki hani kovaları sığdırsam, küçüklere sığdırsam, büyüklere nasıl sığdıracağım? O taburları nasıl sığdıracağım? Onları nasıl koyacağım? Poşetle koysam olmaz arkadaşlar. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım de derken o dolap aklıma geldi benim. Dedim ki hani çok büyük bir dolap. İçine raf yaptırırsam çok güzel bir dolap olur. Kiler dolap olarak da bence çok güzel olur diye düşündüm. Yani düşünmek zorunda ve bunu yapmak zorunda kaldım. Şu an için çünkü yer yok arkadaşlar. Kiler dolabı alsam koyacak yer yok. Yani kalkıp da kiler dolabını oturma odasına koyamam. En azından koridor, mutfak kapısının hemen karşısı daha yani uygun bence. O yüzden oraya bir raf yaptırdım. Tabii ki de ayakkabıyla da yiyecekleri temas ettirmemek adına ayakkabıyla alakalı hiçbir şey koymadım arkadaşlar oraya. Oraya sadece kiler dolabı, oraya böldürttürdüm. Raf yaptırdım. Üzerinde de askılık olarak kullanacağım. Şu an için böyle kullanacağım. İleriye dönüp ne olur, ne yaparız, ne yaptırırız bilmiyorum. Ama şu an için durum bu. Dışarıdaki ayakkabı dolabına gelecek olursak da içeride ayakkabı koyacak bir dolabım olmadığı için, elimde de o şekilde bir dolap olduğu için, o dolabı da evin içine koymak istemediğim ve koyacak yerim olmadığı için arkadaşlar kapımın önüne koydum. Ve ben bunu ilk yapan, bu dünyada ilk yapan insan ben değilim. Yani birkaç kişi var ki sanki bu dünyada hiç kimse kapısının önüne ayakkabı dolabı, ayakkabılık koymuyormuş da bu dünyada ilk defa bunu ben yapmışım gibi konuşan arkadaşlar var. Lütfen diğer arkadaşlar yanlış anlamasın. Normal bir şekilde yorum yapan arkadaşlar yanlış anlamasın, üzerine alınmasın. Ama öyle bir iki yorum var ki ya sanki ilk defa ben koydum ayakkabı dolabına. Ya arkadaşlar pardon. İnsanlar kapıların önüne özel olarak böyle tavandan yere kadar ayakkabı dolabı yaptırıyorlar. Ben buna çok fazla şahit oldum. Annemin komşularının çoğu, Semra ablara falan olsun, çoğu kapısının önüne ayakkabı dolabı yaptırdı. Özel ölçülü ayakkabı dolabı yaptırdı. Bu bir. Yani demek oluyor ki kapının önüne, apartmanın içine ayakkabı dolabı konulabiliyormuş. Yani özel yaptırmam gerekmiyor. Sonuçta elimde bir dolap var. Ben de onu orada kullanıyorum. Yer kaplama, apartman sakinlerinin şikayetçi olmasına gelirsek, 5 katlı bir apartmanda oturuyorum. Merdivenleri çok fazla kullanıyorum son zamanlarda. Asansörde bir sıkıntı var. Korkuyorum binmeye kalırım diye. Baktım ben, özellikle baktım, insanların kapısının önünde bir tane değil, çifter ayakkabılık olan bile var arkadaşlar. O yüzden bu konuda da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Olursa da zaten ona göre bir tedbirini alırım. Ayakkabılarım hepsi bir dolaba sığmadığı için de doğal olarak açık ayakkabıları da kullanıyorum yanında arkadaşlar. Ben de çok hoşuma gitmiyor, öyle kapımın önü kalabalık olsun istemiyorum ama şu an yapacak bir şeyim yok. Atamam çöpe arkadaşlar, ayakkabıları giyiyoruz yani. Hatta terliklerim olsun, yazlıklarım olsun kolye kaldırıp da tepeye kaldırdım. Yapacak bir durumum yok, yapacak başka bir şeyim yok arkadaşlar. Şu an için böyle. İleriye dönük ne olur bilmiyorum. Belki de ileriye dönük o peteğin olduğu duvarı, belki o peteği kaldırırım. O peteğin olduğu duvara bir güzel bir dolap yaptırırım. Yani bu şekilde bir şekilde yapacağım, değerlendireceğim. Ama bunlar zamanla olacak şeyler arkadaşlar. Daha bir şu halime bakın. Daha yerleşmedim. Daha bir bismillah. Daha kaç gün oldu? Çarşamba günü geldim ben bu eve. Daha kaçıncı günüm? Bir evime yerleşeyim, eksiğimi yediğimi bir göreyim. Neymiş eksik, fazlalık neymiş veya
Efendime söyleyeyim, ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Bir önümüzü bir görelim arkadaşlar. Daha evimizin ilk taksitini yeni verdik. Daha eve yerleşemedik yani. Bu nasıl bir durumdur ya? Bu nasıl bir zihniyettir ya? Ben bu şekilde kötü, iğrenç yorumu yapan insanları, evini çok merak ediyorum. Hakikaten çok merak ediyorum ya. Böyle çok lüks dairelerde, çok mükemmel dört dörtlük yerlerde mi yaşıyorlar bilmiyorum. Ama niye bu kadar her şeyi eleştiriyorsunuz ya? Ya bir kere de Çağla, evet şuran çok güzel olmuş. Gerçi ya, bir içinizden gelerek konuşun ya. Gönlünüzce konuşun. Lütfen arkadaşlar bunu yapın. Eleştirmek için bir şeyler bulmayın. Ben eleştiriye açığım. Açık olmasam burada hiçbir işim olmaz. Ama resmen kin kusar gibi söylemiş. Bu iğrenç, şu kötü, bu böyle olmamış. İşte sen ev almak için mi aldın? Allah'ım, kin kusuyor ya. Resmen kin kusuyor. Bu nedir ya? Neyse, oh be, içimi rahatlattım vallahi, şükürler olsun. Kahve suyu koymuştum. Bir kahve yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra video editleyeceğim. Sonra arkadaşlar videom editlenirken de ben iş yapacağım. Yapacak işlerim var da. O işlerimi yapacağım. Yani yarına böyle elime böyle değecek, elimi ayağıma dolaştıracak bir eşya ortada kalsın istemiyorum. Sadece yarın evimi süpürüp silip kapılarını kapatmak istiyorum. Artık bitirmek istiyorum ama tabii nasıl kısmet yani. Belki de kahveyi içerken oturup kalacağım arkadaşlar. Enerjim olmayacak. Bilemem. Şu an için yaparım diye düşünüyorum. Ama yapamaya da bilirim. Şurada atacağım şunu. Şunu da kaldıralım. Bakın. Buzdolabı süslerimin hepsini astım size. Bilmiyorum, böyle karışık sevenler de var, sevmeyenler de var. Ben aslında bazen sade kullanmak istiyorum. Bunların hepsini kaldırıyorum, sade kullanıyorum. Gözüme çok battığı zaman. Ama şu an böyle çok süslü süslü geldi, hoşuma gitti. Şu an için böyle kullanacağım. Böyle arkadaşlar, buzdolabının üzeri bu şekilde yaptım. Masaya da gelecek olursak, ha şuraya da tabacamı koydum, onu da göstereyim. Tam yerini buldu, çok da güzel oldu. Masama da gelecek olsak arkadaşlar, yamulmuş bir saniye. Bu şekilde koyduğumda evet buradan alanı birazcık daraltıyor. Normalde diğer türlü koyduğumda daha bayağı bir geniş oluyor bu kısım. Ama böyle koyduğumda da arkadaşlar şöyle bir durum var. Hem bu kapı ağzı açılıyor, hem bu balkonun girişi böyle sürekli açık duruyor. Hatta kapıyı bir sökmeyi düşündük ama son anda vazgeçtim. Zaten kış geliyor arkadaşlar. Neyini sökeceğim yani? Belki balkon soğuk olacak, çok ısınmayacak. O yüzden kapatmak zorunda kalacağız. O yüzden söktürmek istemedim. Hem burası böyle açık kalmış oluyor, hem bu kısım açık kalmış oluyor. Hem de şöyle bir şey var arkadaşlar. Hem koltuklu pufumu hem de buradaki pufumu çok rahat bir şekilde çekip keyif yapa yapa kahvaltı yapıyoruz, kullanıyoruz. Diğer türlü çevirdiğimde şuradaki koltuklu pufu hiçbir şekilde kullanamıyorum. Orada kendi kendine eski duruyor. Şimdi böyle kullanacağım. Sıkılırsam, beni rahatsız edecek bir şey olursa değiştiririm. Böyle. Şimdi kahvemi yapayım. Çok konuşmalı bir vlog mu oldu bilemedim ama şimdi editlerken göreceğim. Olmadı, keserim. Çünkü bazen kendimi öyle bir kaptırıyorum ki arkadaşlar. Allah'ım. Bıdı 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 bıdı. Nasıl tekrarlamışım, nasıl şey yapmışım. Uzun uzun konuşmuşum, uzun uzun anlatmışım. O yüzden bazen kesiyorum. Şimdi işte kahve içtiğinde video editleyeceğim. Videom editlenirken de ben de işlerime bakarım arkadaşlar. Gece olduğu için gece ışığında çok net de çıkmıyor. Ondan dolayı video çekemeyeceğim. Artık yarınki işlere bakarım yani. Yarın süpürürken, silerken güzel güzel videolar çekeriz. Ben kahvemi aldım ballarım. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı olun, sağlıklı olun, mutlu olun, huzurlu olun. Benimle olun tabii ki diyorum. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere.